Her pazar olduğu gibi Ümit Aktan, Kemal Belgin ve Tahir Kur'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim sorgulamak istediğim şöyle bir şey var. Fenerbahçe son 16'nın eşiğine geldi mi Avrupa'da? Ve nispeten çekilebilecek en iyi kurallardan birini çekip, her ne kadar kapalı kutu gibi görünse de bizim tanıdığımız, seyrettiğimiz ama son form durumu hakkında hiçbir bilgimiz olmayan bir takıma karşı oynayacak. Ve bunu 2-3 gün sonra oynayacak. Fakat kendi camiasının içerisinde istifa, geri alınan istifa, açılan pankart, tribün tepkisi, havaalanı tepkisi, Sayın Başkan'a birebir arabasının 4-5 metre önünde başlayan 8-10 kişi de olabilir. Bu böyle bir şey yapılmaya cesaret edilemezdi. Böyle bir tepki varken acaba Fenerbahçe'nin teknik kadrosundan bir tek insan bir gün önce Zenit takımıyla oynadı Bate Borisov ve rotasyon yaptı. 2-0 yenildi. Fenerbahçe'ye karşı oynatıcı 6-7 tane adamı oynatmadı. Bir de 1-0 yendiler, o ne? Bate Borisov Antalya'da kamptaydı. Antalya'da Brøndby ile de oynadı. Evet. Onu da kimse seyretmedi. Bilmiyorum, eğer çok gizlice, hiç çaktırmadan Belarus'a gidip seyrettiler mi? Ülke açısından tarihi bir virajın eşiğine geldi. Fakat bu meselelerle, Mersin maçının oyunuyla, Elazığ beraberliği, Sivas mağlubiyeti, Hasan Ali ne oldu, kadro dışı mı, Mehmet Topal ana bavul toplamıştı, bu hafta oynadı 15 dakika, o zaman Topuz niye oynamadı, Koyt niye bu kadar formsuzla uğraşırken, çok önemli bir fırsatı ıskalıyor. Bate Borisov'un ne olduğunun farkında değil ve Bate Borisov'la iç sahada seyirsiz oynayacaksınız. Hanımlar bile yok. Öyle bir açmazı var. Seyircisiz derken seyirciyle de arası çok iyi değil Fenerbahçe'nin. Onları da bir izleyelim isterseniz. Yani o da bir hayır olabilir mi? Gaziantep'ten sonra Adana'da da olaylar yaşandı. Fenerbahçe Mersin'e gitmek için Adana havaalanına indiğinde oradaki taraftarlar özellikle Başkan Aziz Yıldırım ve yönetime tepkilerini gösterdiler. Alex ismi yine gündemdeydi bu karşılamada, işte olaylı karşılama. Padişah değil, padişah değil, bu kadar güvenme hiç kendine, Aziz Yıldırım, Aziz Yıldırım. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Mersin İdman Yurdu ile yapacağı karşılaşma için havayoluyla Adana'ya gelen Fenerbahçe kafilesi bir grup taraftarın protestosuyla karşılandı. İstifa yönetim, istifa yönetim, istifa yönetim, istifa. Fenerbahçeli taraftarların hedefinde Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler vardı. Beyaz mendiller yönetimin gitmesi için sallanırken Alex yine unutulmadı. Aziz Yıldırım ve yönetim aleyhine slogan atıp istifaya çağıran taraftar grubu alandan çıkış yapan kafile otobüsünün önünü kesti. Protestosunu sürdürerek taşkınlık yapan taraftar grubuna polis müdahale ederek dağıttı. Bunlar taraftarın tepkisi. Bir de Başkan Aziz Yıldırım'ın tepkisi vardı. Başkan Aziz Yıldırım dedi ki ben ne dersem o olur. Padişah değil, padişah değil, bu kadar güvenme hiç kendine, Aziz Yıldırım. Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım ve taraftarlar arasındaki gerilim devam ediyor. İstifa yönetim, istifa yönetim, istifa. Bir cep telefonuyla çekilen bu görüntü ise ipleri kopma noktasına getirdi. Yönetim, istifa, istifa, Aziz istifa. Ne dersen babalım gibi. Allah ver babalım. Ne dersen babalım gibi. Allah ver babalım çiftliği değil. Fenerbahçe babanın. Kendisini istifaya çağıran bir gruba karşı Başkan Aziz Yıldırım aracından boşuna yormayın, ben ne dersem o olur diyerek tepki gösterdi. Ne dersem babanın gibi. Allah ver babanın. Ne dersem babanın gibi. Açıklamalar böyle, açıklama mı diyelim bir cep yok, telefonuyla kayıt. Bir şey dikkatimi çekiyor. Son 10-12 senedir buna benzer tepki yapmaya yeltenenler 8-10 kişi de olsa hemen bir 100-150 kişi karşısına çıkar, onlara bir temiz sopa atar. Bunlar örgütlü de olabilirdi. Tepkiyi gösterenler ve dayağı atanlar. Örgütsüz de olabilirdi. İçgüdüleriyle ve sevgiyle. Ama şimdi artık küçük gruplar halinde de olsa
bu tür şeyler üstelik de başkanın birkaç metre mesafesinde, takımın 8-10 metre mesafesinde dillendirilmeye başlandı. Bu bir virüs gibidir. Çığ gibi de büyür. Ancak erteleyebilirsiniz ki galibiyetler ya da en önde olmak yetmiyor demek ki. Fenerbahçe'nin bu sessiz çoğunluktu. Hala çoğunluksa sesi çıkan az bir kısmı. Bu iceberg gibidir. Çığ gibi büyüyebilir. Bilmiyorum Fenerbahçe bu sıkıntılarla uğraşmaktan acaba Avrupa'yı ıskalar. Benim tek korkum o. Yoksa gerisi hiç önemli değil. Umarız ıskalamaz. Tahir Kum, sen nasıl değerlendiriyorsun? Ben bana olayda? Biraz ilginç geliyor. Şimdi her deplasmanda yaşanıyor bu. Üst üste iki deplasmanda yaşanıyor. Hani başkan bir ara bir laf var. Öfkeyle oturan kalkan zararla oturur diye. Şimdi taraftarı bir hedef almaya başladı. Yani bunun ilk fitili başkandan çıktı. Fitilini yaktı. İşte bir grup Aykut Hoca'ya yönetime falan bağırınca taraftarı hedef alan açıklama yaptı. Bugün bakıyorsun sağ içinde. Yani Fenerbahçe zirveden kopmuş değil. Ve bugün Süper Lig'de 3 kulvarda da yarışan tek takım. Hani bir başarısızlık olur. Bir şey olur. Bir çelişki olur ortada. Yani sportif anlamda bu şekilde taraftarı harekete geçirecek bir sonuç yok. Ama başkanın o çıkışı bir anda senin dediğin gibi o bir avuç insan dedi. O bir avuç insan şimdi giderek büyümeye başladı. Hı. Yayılmaya başladı. Bu gelecekte hem bitmez bu. Daha da artacaktır. Onun için Fenerbahçe yönetimi bu konuda tedbirini almak zorundadır. Çünkü ilerleyen haftalarda düşün ki bu maç öncesi olan bir şey. Kötü sonuçlarda bu çığ gibi büyüyecek. Ne tedbiri alabilir sence? Vallahi genel kurul kararı almak zorundadır Fenerbahçe. Ha, başka türlü tedbiri yok çünkü. Hayır, kesinlikle. Genel kurul kararı. Tabii, hemen olağanüstü alınmalı. Yani. Olağanüstü genel kurul kararı alınmalı. Çünkü hakikaten sıkıntı var. Taraftarla... Peki. Fenerbahçe'nin yapısında genel kurul kararının ne olacağını genel kurul mu belirliyor? Güzel soru. Ama ben de şunu söyleyeyim. Diğer kulüplerde genel kurul mu belirliyor? Tabii. Belirledi. Galatasaray'a da belirledi. Geldi orada. Ne salonuydu orası? Tevfik Fikret. Tevfik Fikret'in en üstünde 350 kişi attım rakamı. El kaldırdı. Adnan Polat gitti. Beşiktaş'ta? Beşiktaş'ta da öyle. Beşiktaş'ta mı öyle? Beşiktaş'ta kaç kişi dava açtı? İbra etmedi. İbra etmedi. Mahkemeye verdi. Var mı Fenerbahçe'de ibra etmeyen, mahkemeye veren delikanlı? Kalmadı. Yani senin söylediğin en adil, en çağdaş çıkar yol o. Hı. Ama ben hep şunu söylerim. Sandığa her türlü muhalefet girer ama sandıktan hep iktidar çıkar. Bir de şu andaki Fenerbahçe'nin yönetim mekanizması kazanamayacağı bir genel kurula müsaade etmiyor. Katiye. Bak şöyle bir şey vardı. Ben de bakmıştım hatta sayısal anlamda. Bugün Fenerbahçe'nin en önemli muhalif isimleri kim dediğinde aklına gelecek bütün isimler ilk defa bir genel kurul öncesi bir araya geldiler. Nerede? İşte Şadan Kalkavan olsun, Tahir Kıran olsun, Ali Şen olsun, Hakan Bilal olsun, Saadettin Saran. Bu son seçim. 5000'e 1000 çıktı. Yok 1000 değil biraz daha. Değil mi? Yani 200, ve çok Fenerbahçe yönetiminin takımının sportif anlamda da çok kötü olduğu bir dönemdi. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Ya hatta ben bununla ilgili o zaman Habertürk gazetesinde yazmıştım ama en kötü dönemde muhalefet bu böyle bir sonuç çıkartabiliyorsa. O zaman bir tek ihtimal kalıyor. Demek genel kuruluyla değil Yargıtay kararıyla o. Yani bir Fenerbahçe'nin oraya doğru gittiği hissediliyor. Yani Yargıtay'dan tertemiz muhalefet bir karar çıktı diyelim. Muhalefet zafiyeti var bence. Fenerbahçe'nin bugün başarısız olmasında veya bu şekilde bir sıkıntı sancı yaşamasında ideal bir muhalefetin olmaması vardır. Abi, bence muhalefet bir araya gelemiyor. Bir şey yapamıyor. Bence sen Türkiye'den bahsediyorsun. Yok, doğru söylüyor. Bir dakika hocam. İkiniz de doğru söylüyorsunuz. Yani muhalefet dediğin eğer sağlıklı çalışamaz, doğrular üzerine basarak çıkışlar yapamazsa iktidarlar her zaman padişah olur. Şimdi bende bir belge var. Sen de biliyorsun. Guiza'nın transferi. Bu belgeyi ben Guiza 2008'de geldikten bir sene sonra ele geçirdim. 3,5 senedir soruyorum. Diyorum ki bu ne? Divan üyesi bazı dostlara onlara veriyorum diyorum. Ya şunu sorsana da divanda bu nedir diye. Hatta beni de kötüleyin diye ya herifin biri durmadan bir şey gösterip duruyor. Bunu
bir basın toplantısında, hani o Trabzon'la berabere kalınıp Bursa'nın şampiyon olduğu maçtan iki gün sonra yapılan basın toplantısında Sayın Şekip Mosturo ile Sayın Ali Koç yaptılar. Bir gazeteci arkadaş bu belgeyi sordu, bu ne demek diye. İkisinin de ortak cevabı, böyle bir şeyden haberimiz yok. Derinlemesine bir araştırma yapalım. Size bir dahaki basın toplantısında bilgi vereceğiz dediler. Hava gazı Terkos Sular İdaresi. Ama derinlemesine araştırma sürüyor demek. Ha, sürüyor. Biz 3,5 sene oldu. Bir tanesi zaten şimdi yönetimde yok. Öbürü arkadaşımız var gibi yok gibi. E ben, bana orada Fenerbahçe'nin iki tane as başkanı olacağım. Birisi bana çıkıp bunu göstererek bir belge soru soracak. Ben de ona diyeceğim ki sana bir dahaki olur mu? Sabahın 8.30'da gel derim. Çünkü sen beni zan altında bırakıyorsun. Bazı şeylerin ortağı gibi gösteriyorsun. Onun arkasındaki gizli hava o. Ama 6 ay sonra bir basın toplantısı daha yapıyorlar. Ne ses ne de bir nefes. Şimdi bunları sorgulayamazsanız, bunları soramazsanız hiç öyle sokaklarda istifa, tribünlerde defol, diktatör filan diye bağırmaya hakkınız kalmaz. Ben burada... O sorduğun Guzey ile ilgili neydi? Bir daha söyle. Guzey, şey işte. Ödenen para. Evet. Ama şeye değil, Mallorca'ya değil, Uruguay'da bir ikincilik kulübüne. Şimdi şöyle, siz bunları getirip koyup birebir yüz yüze, öyle arkadan da değil, oturacaksınız divanda, genel kurulda, bunları ortaya koy, size izahat verecekler. Siz bunları soramazsanız, onlara diyorlar ki ya bunlar hiçbir şey soramıyor, bunlar hava gazı Terkos, ben ne dersem alkışlıyorlar beni. Yaşa padişahım diyor. O zaman adam, insan da gayri ihtiyarı, belki ben de aynı duruma düşerim, siz de aynı duruma düşersiniz. Dersin ki ya ben padişah olmuşum, haberim yok ya. Allah razı olsun beyler der. Şimdi arabalanda bağırırsın. Şimdi, Kemal abi, Kemal abi sana benzer bir olay söyleyeyim. Sen orada haklısın. O şeyi de hatırlıyorum, söylediğin belgeyi. Ben de burada bir ay öncesinden, 3 program öncesinde Galatasaray'la ilgili bir 5 milyon euroluk bir şey sordum değil mi? Genel kurulda da sordular. Ama Galatasaray kulübü çıkıp bir açıklama yapamadı. Biz Bruno'ya malum meseleden dolayı 5 milyon euro borçlandık diye Galatasaray başkanı resmi sitesinden açıklama yaptı. Ben de malum mesele nedir? Galatasaray camiasını ve Türk futbolunu, Türk kamuoyunu aydınlatın dedim. Aynı mesele. Yani evet. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta bu tip kulüplerde bunu şeyini alamıyorsun. Beşiktaş'ta da bir sürü malum mesele var aydınlanmayan, öyle değil mi? İşte zaten şöyle, bundan evvelki yönetim bırakmış, yerine yeni bir yönetim gelmiş Fikret Orman'ın başkanlığında. Ortalık şey gibi, yangın yeri gibi, 500 milyon borç bilmem ne falan filan. Geçen gün kim yazmış birisi ya, işte bunları sormasak da falan. Ne demek sormasak ya kardeşim? Şimdi, ya? Arkadaşlar şöyle bir fark var. Bakın, bir kulüpte de ikisini birbirinden şu konuda ayırmamız lazım. Galatasaray'da biri çıkar, Hayri Kozak çıkar, yaptığınız yanlıştır, evet, beyler der. 70 yaşında divan başkanına da der. Evet. Diyebilir. Evet. Kimse de ona sen Galatasaray düşmanısın demez. Diyemez. Ama Fenerbahçe'de böyle bir şey geliştirildi. Bunun üzerine de çok şey inşa edildi. Yaklaşık son 10 sene içerisinde. Dışarıdaki zaten düşman. Galatasaraylı, hakem, onlar federasyon. Onlar tamam, Beşiktaşlı, düşman. O kendi içinde de şu acaba neden böyleydi diyen, bu yanlış bile değil. Böyle bir şey söylüyorlar doğru mu diyen düşman. Herkes düşman. O zaman ne oluyor? Bu kadar düşmana son 6 aydır, 1 senedir inanmayan Fenerbahçeliler çıktı. Yo hayır diyor, herkes bize düşman değil. Başkan gibi düşünmeyenler bize düşman. Bu kadar basit bir denklem var. Aynı şeyi Galatasaray'la Beşiktaş'la bir tutmayalım. Beşiktaş bile en azından başkan değiştirdi, ibra etmedi. Tabii. Ve etmeyeceğiz de diyenler var. Şimdi hesap soracağız diyenler de var. Diyebiliyor bunu. Hadi biri desin ki ben Aziz Yıldırım'dan sonra başkan olursam bütün bu muhasebenin hesabını soracağım desin bakalım. Dalgam ne oluyor? Ya genel kurulda birinin sesi yüksek çıktı diye mahkemelik oldular, kovaladılar salondan ya. Ya hatırlıyorsun sen, biliyorum. Sen ne diyorsun? Bir tanesi ismi lazım değil. Sordu bir gazeteci fi tarihinde. Başkanlık düşünüyor musunuz Fenerbahçe'ye diye. O da dedi ki daha çok genciz. Önümüzde yıllar var. Kim Fenerbahçe'de başkan olmak istemez dedi. Evet. Hatırlıyorum. Bu vatandaşın yurt dışında olan babasına ertesi gün telefon edildi. Oğlun aklını başına alsın diye. Şimdi bunları yalanlayayım da göreyim. Anladın mı? Şimdi burada ben 8-9 senedir bir şey söylüyorum televizyonlarda, gazetelerde de yazabildiğim gazetelerde de yazıyorum. Diyorum ki sakın artık Aziz Bey'i eleştirmeyin bu konuda.
Aziz Bey'i bu hale genel kurul ve divan kurulu getirmiştir. Biraz evvel anlattım. Bir kişiye ne yaparsa yapsın çok yaşa padişahım derseniz, o da bir gün der ki aynaya bakıp, ya ben padişah olmuşum hiç haberim yok der. Onun için şimdi hiç öyle sokaklarda, maçlarda falan istifa, mistifa, işte bilmem diktatör falan öyle yırtınmayın hiç. Sizi bu hale getirdiniz. Ha ne olur? Biraz evvel bir imkandan bahsettin. Yargı evet. yolu imkandan. Öyle bir şey olursa ha bakın. Yani. Bir dakika. Diyelim ki Yargıtay onadı cezayı. Değil mi? Evet. TÜZİ'ye göre üyelik düşüyor. Üyelik düşünce de başkanlık da düşüyor. Ama ben size şimdiden hemen imza vereyim. Olağanüstü TÜZİ kongresi yapılıp o madde oradan çıkartılıp yumuşatılacak. Aha buraya yazıyorum. Bak bu kadar. Uzun. Bak. Uzun yazıyorum. Siz hala araba geçerken istifa, diktatör. Masal anlatıyorsun. Masal. Ha birileri de bazı cemiyetler için diyelim hadi öyle kullanalım. Kulübü ele geçiriyor falan gibi iddialarda bulundu. Kulüp çoktan ele geçti de siz ayakta uyuyorsunuz mışıl mışıl. Hayırlı uykular. Dandini dandini dastana. Bu öyle arada, değil mi? Bu arada gelişmeleri haber vereceğiz demiştik. Hadi bunu evet, haber vermek lazım. Statta çok güzel bir görüntü var değil mi? İnanılmaz. Ateş böcekleri. Ve yaklaşık 10 dakikadır bir şov var. Evet, evet. Galatasaray'da Türk Telekom Arena stadında görsel şölen var. Bu arada bir şey söyleyebilir miyim? Senin gösterdiğin şu görüntülerde bir şey dikkatimi çekti. Adana Havaalanı mı orası? Evet. Yani Mersin'de havaalanı olmadığı olmaz. İçin Adana'ya Adana'dan oraya geçiyorsun. Genç Fenerbahçeliler grubu sırf bu işi yapmak için Adana'ya gitmediyse... Zaten aynı pankart tribünde de açıldı. Hayır, şimdi bak ne diyorum. Genç Fenerbahçeliler sırf bu protestoyu yapmak için Adana'ya gitmediyse demek ki Türkiye'nin her yerinde yavaş yavaş bir kıpırdanma var. Bu önemli. Vallahi çünkü bilet mevzu oldu biliyorsunuz. Benim bugün Mersin'den Selçuk diye bir kardeşim var. Adam öğleden sonra telefon ediyor, ağlıyor. Bilet bulamadım diyor. Mersinlilerin arasından mı seyrediyor? Adam titrek Fenerli. Dedim ki oğlum geçmiş olsun. Otur bir televizyon bul kendine seyret. Yani bağıracaksın ya. Yani tabii bu kişiler Fenerbahçe'nin tarihini bilmiyorlar. Nereden geldikleri işte belli. Fenerbahçe'nin tarihinde ne başkanlara istifa çağrısında bulunulmuştur. Ya hadi bırakın Fenerbahçe'yi. Bu ülkede Süleyman abiyi bile istifaya çağırdılar. Öyle mi beyler? Ahmet Dursun Seba gitsin. Ahmet Dursun Seba gitsin diye. Ama rahmetli Özcan Can Aydın'a da. Kafiye çok güzel. Can Aydın istifa diye internet yani sitesi. Ahmet Dursun Fenerbahçe'de oynuyor olsaydı istifaya çağırmazlardı. Kafiye çok güzel. Çok kafiye iyi. Yani hadi bunu kullanalım diyerek istifa etmiş. O değil, rahmetli Özcan Can Aydın için internet siteleri açıldı biliyorsunuz. Özcan Can Aydın istifa diye. Bir şey daha unutmadan. Camı açıyorsunuz. Fenerbahçe Kulübü'nün en birinci koltuğunda oturuyorsunuz. O kelimeyi kullanmıyorum ben villalar satıldıktan bu yana. Birinci koltukta oturuyorsunuz. Size işte 3-5 taraftan, 18-22 taraftan neyse sizin camı açıp o taraftarla sokağın ortasında diyaloğa ha yok filan işte yırtınsanız da ben buradayım bir yere gitmeyeyim diye diyaloğa gidiyorsunuz. Hiç gerek yok aslında. Akşam da gidin kahvede pişti oynayın abi. Ha onu da yapıyorsunuz ha. Bence insani bir tepki yani. Hiç başkan abi, gündüz olan olayların devamı. Ama bunu biliyoruz. 10 senedir böyle. Muhatap yürüyeceksin abi. Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın huyu böyle. Tarzı böyle. Ha bu makbul mü? Tartışılır. Yanlış tarafları var mı? Tartışılır. Böyle olduğunu biliyoruz. Camiasının büyük bir kesimi de böyle olduğunu kabul ediyorsa. Evet. İşte onu dedim ben de onu anlatıyorum. Biz sadece kuru böyle yapmasa daha iyi olurdu diyebiliriz. Ya da bu biraz daha büyürse sıkıntıya yol açabilir diyebiliriz. Çünkü belli ki artık anonsla susunu daha bir de o var tabii. Yırtmayın üstünüzü başınızı lafını o nokta noktaya gelen gibi şeyleri artık korkmadan yanında ve yüzüne karşı söylemeye başlayabildiler. Pankart açıyorlar. Maçtan sonra kalıp hocayı istifaya davet ediyorlar. I love you Alex'ler artmaya başlıyor. Bir şey var. Bunlar bir iki değil. Yani ciddi bir kaynama var ama. Kötü giden bir maçtan devre arasında bir girsenize Fatih Terim'in teknik direktör olduğu bir takımın soyunma odasına bakın. Bir girin be. Bir deneyin be. Bir deneyin ya Allah Allah. Denemesi bedava. Paraya da gerek yok. Ama siz öyle bir hale gelirsiniz ki yarın öbür gün birinci koltuktaki değil dokuzuncu koltuktaki de gelir size gider yapar. Ama şey de var burada. Tamam soyunma odasından açsın giremez edemez. Peki
O zaman ben de o zaman şu benzetmeyi yaparsam çok mu tuhaf olur? Bir oyuncuyu diyorsunuz ki ben istemem diyorsunuz, ona hayır diyorsunuz. Evet. Senin başkanın yönetimini onu alıyor. Ha. Şimdi. Şimdi diyelim ki Aykut Kocaman Sivas'ta 9 Aralık tarihinde maç oynanıyor. Arkadaşlar bahsediyor. O sırada başkan da şey işte Aziz Yıldırım diyor ki arkadaşlar Schneider konusunu biz başkanla konuşmuştuk. Gündeme gelmişti. Nasıl dışarıya sızdı bilmiyorum. Madem ismi dışarıya sızdı ben de size söyleyeyim. Ben de başkana dedim ki Schneider'e hayır, Kaka'ya evet diyorsunuz. İki hafta sonra da Aziz Yıldırım size şey alıyor. Schneider'e. O zaman ne dersin sen o Aykut Kocaman için? Ya onu alamadı, bunu aldı sağ olsun derim. Öyle mi dersin? Tabii yani 3 tane seçenekten birini aldı derim. Ya yok yok, bakış açılarımızda bazı zaman bir duygusal... duydun mu? Duyduk tabii ya, canlı yayında versene kullansın ya. Dedi. Yani seçenek sıralaması yani hayır, yaptı evet. Schneider'e hayır, Kaka'ya evet. Evet. Yani ben bak 9 Aralık'ta Sivas galibiyeti sonrası basın toplantısında transferle ilgili konu konuşuluyor. Fatih Hoca ya bu yayında söylüyor. Fatih Hoca diyor ki arkadaşlar biz işte başkanla konuştuk isimleri diyor. Sızdı diyor. O sıra birisi diyor ki Schneider mi? Evet diyor. Bak nasıl öğrenmişsiniz diyor. Evet diyor konuştuk diyor. Ben de o zaman diyor size Ünal Başkan'a konuşmamızda söylediğim şeyi söyleyeyim. Madem öyle diyor. Bana söyledi diyor. Schneider'i teklif etti. Ben de Schneider'a hayır dedim. Kaka'ya evet dedim diyor. Ertesi gün bütün manşetler Schneider'a hayır, Kaka'ya evet. Tamam mı? 15 gün geçmeden Schneider Galatasaray'da. Evet, ben de diyorum ki sana bu şahısların, kişilerin yerine Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım'ı koy. Tamam. Ve bir hafta, iki hafta sonraki Kemal Belgin televizyonda ne der? Ben sana bir şey söyleyeyim. Eğer Fatih de orada kafa bulmadıysa adam değilim. Sen bana adamı anlatma abi. Ben sana bir şey söyleyeyim. İçimdeki şeyi adam, söyleyeyim. Yani Fatih Terim gibi bir teknik direktör, Schneider gibi bir oyuncuyu almak istiyor yönetim. İstemiyorum onu. Abi yok mu sende videosu? Kafa bulmuş. Sizde abicim her şey. Tabii kafa bulmuş. Vallahi kafa bulmuş. Kafa bulmuş? Evet abi kafa bulmuş abi. Abi bana soyunma odasında, Mersin'de soyunma odasında bir şey oluyor. Yok öyle yapmamış. Orada abi, kafa bulmuş. Ya bir dakika Allah bu Allah. İki örnekle bunu kıyaslıyorsun. Sen Fatih Terim'in soyunma odasına girerken omuzuna vuracak, elini itecek, küfür edecek bir oyuncu tanıyor ya musun? Ya ben öbür tarafı savunmuyorum. Ben de diyorum ki bakış açılarımızda bazı zaman şey var. 2003-2004'te de Galatasaray'ın başındaydı Fatih Hoca. 60 tane oyuncu alındı. O tamam. Oldu. Evet. Bir şey yapıldı. Evet. Yok işte tane. Çok iyi öğretmen, çok iyi hoca, yok bilmem tane. Ne filan. Her şey dört dörtlük, pür bak hayır. Bir teknik adam. Ben de diyorum ki sana işte soyunma odasını söyleyince... Ben diyorum ki bak benim tanıdığım Kemal Belgin, benim tanıdığım Ümit Aktan. Evet. Sivas soyunma odasında Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim değil de Aykut Kocaman. Başındaki de Aziz Yıldırım olsaydı bu Schneider hadisesinden sonra burada Aykut Kocaman'la dalga geçerler. Burada senin tanıdığın Ümit Aktan'ın, senin tanıdığın Kemal Belgin'in çok iyi tanıdığı bir Fatih Terim'den bahsediyoruz. Kafa bulmuş ben diyorum. Çok iyi kafa buldu diyorsun evet. Sen. Evet. Yani Schneider'i bana kimle başkan... kafa buldu? Bak bir dakika. Basınla kafa buldu. Kimle bulacak? Yani Fatih Terim orada şunu demek istiyor. Başkan bana Schneider almak diye ben de yok onu alma Kaka'ya aldı. Bütün basından kafa bulmuş. Açık ve net. Yani herkes farklı bir açılım getirdi ama kaç milyon nüfusa abi, sahibiz? 75 milyon nüfusta kafa bulmuş diyen tek kişi sensin bak, Kemal. Fatih Terim'in İtalya'dan döndükten sonraki Galatasaray'daki sürecini Türkiye'de benden ağır kimse eleştirmemiştir. Şu lafı ettim. Bunu kim etti? Hoca ayaklarını yerden kestin. Kendini uzayda da yürür zannediyorsun. Düşersin aşağıya dedim. Bunu Türkiye'de söyleyen adam benim. Şimdi ne oldu? Şimdi ne oldu? Nisan 7'sinde neyse 70'inde ne oldu? Bak 1,5 sezon 4 yıl Türkiye Ligi'nde üstte şampiyon yapmış. UEFA Kupası'nı kazanmış. Bir hoca ikinci gelişinde 1,5 sezon sonunda görevine son verildi. Fatih kendi gitmedi. Hı hı. Neden? 32 tanedir o oyuncu sayısı. Evet. 32 tane oyuncu aldırdı Galatasaray'a 1,5 sezonda. Gittiğinde sadece Cihan, Orhan, Volkan kalmıştı. Ben bundan hepsini söyledim. Ondan sonra Fatih Hoca dedi ki bana söylemedi. Benim söylediğimden de etkilendiğini bilmiyorum, zannetmiyorum. Dedi ki oğlum Fatih sen Galatasaray'a ilk geldiğin gündeki gibi ayaklarını yere bas. Yer çekimi kanununa boynunu eğ. 2 kere 2'nin 5 de olamayacağı kanununa da boynunu
aynen o geldiğin ilk gündeki gibi yürümeye devam et dedi. Yeni Fatih budur. Bak ne diyorum, o 1,5 sezonda ayaklarını yere basmadan uzayda yürümeye çalışan astronot gibiydi. Büyük hata niye? Bir Anadolu çocuğu dünyanın en büyük, öyle mi, Katolizmin kalesi olmuş bir Müslüman çocuğu, Anadolu çocuğu gidiyor İtalya gibi bir yerde. Önce Fiorentina gibi asilzadelerin, Rönesans'ın doğduğu yerin, şehrin takımını çalıştırıyor. Ardından benim ölçülerime göre dünyanın en büyük iki takım Real Madrid ile Milan'dan, Milan'ı çalıştırıyor. Ve Fatih'i bu uçurdu. Fatih'in en büyük yanlışı budur. Ondan sonra geldi. Aksi dedi. İtiraf edilmediği sürece inandığım bir gerçek vardır. Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi konusunda Aykut Kocaman'ın bilgisi ve fikri bile alınmamıştır. Onu bilmiyorum. Bir şey söyleyeyim. Ben çok iyi bir yerim. Hangi? Bu en son. Emre Belözoğlu'nun geleceğini geldikten sonra öğrenmiş. Şu olay geldi. Evet. Ben bu son. Emre, şimdiki transfer. O zaman ben de sana o konuda çok iyi bildiğim bir şeyi söyleyeyim. Şu kadarını söyleyeyim sadece. Kendi fazla açmayacağım. Vebo'nun transferi gerçekleşmeseydi Emre Belözoğlu da olmayacaktı. Hadi bulmacayı çözün. Onu alıyoruz, aldık dediler. Bunu da alın dedi. O onu tolere etti. Arada aracı var mıdır? Kimdir? İkisi de çok faydalı. İkisi de tamam, iyi yok, alınmış. Şunu söylemeye çalışıyorum. Tamam. Onu alıyoruz falan, onu da alın değil. Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye gelişi Bebo'nun transferiyle ilintili, bağlantılı. Allah Allah. Ne alaka? Biz bir şeyde kel alaka derler. Bak, ben sana söylerim onu, anlatırım. Vallahi çok alaka. Yani, ben şunu gayet biliyorum. Emre Belözoğlu geldikten sonra öğrendi. Ha, onu bir bak, bunları iki, onu da bilmiyorum. Bunu da anlayamadım. Açık söyleyeyim. Anlatır. Vallahi arada anlayamadım. Da sana kimin söylediğini söyleyeceğim. Hay yani bana söyleyeyim, ben söyleyeyim ya. Yok. Ya ben seyirciyle paylaşamayacağım çünkü aramızda kalması şartıyla bunu bana anlat. Hayır bu, hadi seninki neyse bir sır. Bu ne abi? Ben de Vebo ve Emre. Yani Vebo, hani Vebo'yu alırsanız gelirim, iyi paslaşırız. Vebo, Emre'yi alırsanız gelirim, bana iyi paslaşırız. Ben ne diyeyim? Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin transferi Vebo'nun transferiyle ilintilidir. Bağlantılı ortaya çıkmıştır. Öncelikle Vebo'nun ismi Fenerbahçe'de gündeme gelmiştir. Vebo'nun transferi sırasında Emre Belözoğlu'nun da Fenerbahçe'ye geleceği gündeme gelmiştir. Onu da reklam arasında söyleyeceğim sana. Biz reklam arasını uzun tutalım. Çok şimdi bak, hayır. Yapacağız. Emre, 3 tane adam boşken topu Vebo'ya verirse bir dahaki maçta, o zaman sana inanırım. Yok. Başka bir. Onunla ikisinin arasında bir şey değil. Neyse, anlatırız onu inşallah. Benim de aldığım bu konudaki bir istihbaratı çok, söylüyorum çok, sadece. Bak seninki akla yatkın. Ama Tahir'in söylediği çok enteresan. Evet. O zaman bir reklama gidelim. Abi ben demin bir şey anlatmaya çalıştım sevgili. O zaman ya Fatih Terim'in ikinci döneminde, hani şu başarısız olduğu dönem var ya, 1,5 sezonlu. Orada yani bu birebir yaşanmış bir olaydır. Sezon açılıyor işte. Galatasaray artık Florya'ya geliyor. Maçlar başlıyor. İsmi lazımdır yöneticinin. 2-3 antrenmana üst üste geliyor kenara. Fatih Hoca da görüyor yönetici. Abi diyor, şu ölçünü aldıralım da bir eşofman da sana yaptıralım diyor. İroni. O yöneticinin oraya son gelişi oluyor. Bir daha gelmiyor. Aynen öyle. Diyor ki abi şu ölçünü alalım da bir eşofman da sana yaptıralım. Yani sen de antrenmana çık. Bir daha gelmiyor. Hem de önemli bir isim ha. Türk biliyorsun. Böyle çok, çok başarılı olur, başarısız olur. Oldu da işte o 1,5 sezon son derece başarısız. Yani rahmetli Özhan bana 53, öyle diyorlardı o zamanlar. Senin hocam beni dedi 53,5 milyon dolar içeri attı dedi. Bu da televizyon programı. Evet. Biliyorsun, hatırlıyorsun onu. Ben dedim ya başkan ne, ben nereden benim hocam oluyor? Dedi en çok sen övüyorsun filan diye, öyle şakayla karışık, sadra alışık. 53,5 ama diyorum size. Ben o zaman bunu söyleyen Türkiye'deki belki tek adamım. Ey hoca yere bas. Uzaydaki gibi yürünmez dünyada dedim. Ha şimdi milli takım sonra şimdi yere basıyor. Şimdi yere. Bu çünkü ya 2 kere 2 4'tür, bunu 5 yapamazsınız. Bir de hala da Fatih Terim'in değişebileceğini, değişirken gelişebileceğini kabul etmemiz lazım. Adam bu yaşta bu deneyimle belki birçok hatası vardı. Ya. Onları yapmıyor, yeni hatalar yapıyor belki. Ya hatasız insan evet. Olur mu ya? O Allah'a mahsus. Yani tabii ki yapacak. Ya ben mesela şimdi söylüyorum. Ben yani bu Amrabat'a 8,5 milyon avro bonservis verip almam abi. Ya.
silah dayasalar alnıma aldırtamazdı. Ha, 1.5'a falan verirlerse, yani en şeyli bir oyuncu bile, sıradan oyuncu o kadar bonservis veriliyor. Tamam, o 8.5 ne be? Şeye kaç para verdiler? Schneider'in bonservisine? 7.5. 7.5. 7.5 verdiler. Yani. Şu anda Schneider'e söylemediler. Abramat'a 8.5 verdiler. Hayır, ama şu anda bilmiyorum. Sen o bu da işleri daha iyi kovalıyorsun. Onu da benden daha fazla para alıyor diye ara toplarını hep ona attı. Sen, yani abi diyor. Yani şu anda Galatasaray futbol takımının en yüksek bonservisli oyuncusu herhalde Amrabat. Evet, evet. Yani yanılıyorum bilmiyorum. Evet, en ucuzu Drogba maalesef. Hayır, bırak Drogba. Yok, yani. O çok kalır bir olay yani, da. Yani, buyurun buradan yakın abi. Beşiktaş'taki Tabata'yı hatırlatıyor bana. Aynen abi. Öyle. Aa bak. Bir dakika, Tabata bunun gibi 3 tane oyuncu eder abi. Tabata. Allah veren arayatan falan Tabata. Aa, olmadı, ayrı hikaye. Transfer hikayesi ikisinin de aynıydı. Yani o dönem o şartlar gereği Tabata'nın da alınması gerekiyordu, Amrabat'ın da alınması gerekiyordu. Hayır, şöyle. Hayır, Antep'ten birilerinin alınması gerekiyor. Evet, o başka. İsmail mesela, bizim İsmail kardeşimiz. Bir sürü sayabiliriz. Yani. İbrahim Toraman'la başlayan bir serüven evet, o. Evet, evet. Ve burası bir kez daha hatırlatalım. Mixon herkesin yayın alabildiği bir yer. Bütün futbolcu arkadaşlarımız da eğer sadece televizyonlarda futbol konuşulsun, futbolun dışına çıkılmasın diyorsanız bir zahmet o bölgeden geçerken durun, açıklamanızı yapın. Biz de canlı canlı ekranlara getirelim. Yapıyorlar ama bunu. Genelde yani bazı zamanlarda yapıyor. Evet, bazen es geçiyorlar. Ya bazı zaman tabii es geçiyorlar. Geçenlerde yine bir büyük takımımızın teknik direktörü maçtan önce yayıncı kuruluşa konuşmayı gereksiz olduğunu söylemişti. Duydunuz evet, değil mi? Aykut Kocaman. Aykut ya nereden Kocası çıktı dedi bu maçtan önce de teknik direktörle konuşması filan. Konuşacak çok şimdi şey bulamıyor. Aslında Cüneyt'in vurgulamak istediği şey çok doğru. Öbür türlü flash interview alanına gidersen sadece bir kuruluşa konuşmuş oluyorsun. Evet. Oraya da gitsinler yani. Hayır. Ama bir yere ulaşıyorsun ve bu decoder'lı bir yere ulaşıyorsun. Yani evet, şifreli. Ama Mixon dediğin yerde konuştuğun zaman en az 20 kanalda tabii yayınlanıyorsun. Bütün Türkiye'ye söylemiş oluyorsun derdini. İletişimi de bilmesi lazım artık tabii futbolcuların. Yönetimlerin bunu evet yönlendirip. Çık oğlum şurada konuş. Tabii ya. Buraya çık, açıkla ve bunları söyle. Derdimizi anlat. Trilyonların döndüğü bir evet futbol piyasasında iletişimin de artık ciddi boyutta ele alınması gerekiyor. Evet, gelelim kesinlikle Melo'ya. Melo'ya. Esası da yani bu Galatasaray'ın bu galibiyeti üzerine bu Melo ile ilgili bahsedeceklerimi benim belki bugüne gölge düşürmek için söylenmiş laflar değil. Melo ile ilgili Galatasaray yönetiminin hafta içinde yapmış olduğu çelişkili açıklama son bir yıl içinde büyük kulüplerimizin yapmış olduğu çelişkili açıklamalar arasında lider olabilecek, en zirve olabilecek olaydı. Şöyle ki Galatasaray Yönetim Kurulu Meraleş ile ilgili tahkim kurulunun vermiş olduğu karardan sonra 27 Aralık günü çıkıp zehir zemberek bir açıklama yapmıştı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Hı hı. Hatta Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı bundan dolayı hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı. Galatasaray Kulübü bundan dolayı para cezasına çarptırıldı disiplin kurulu tarafından. Yapmış olduğu açıklamada şöyle bir ifade vardı Galatasaray Kulübü'nün Meraleş'le ilgili. Onu şimdi Melo'ya bağlayacağım. Bu karar Türk spor dünyasına bir kez daha keyfi bir idarenin gölgesi düşmüş, futbol tarihimize yıllarca üzerinden atamayacağımız bir kara leke sürmüştür, dedi Galatasaray Yönetim Kurulu. Daha sonra Melo ile ilgili bir itirazda bulundu hafta içinde biliyorsunuz Galatasaray Yönetim Kurulu ve Galatasaray Yönetim Kurulu adına Sedat Doğan hukuktan sorumlu yönetici olarak gitti ve kapının önünde bir açıklama yaptı. Dikkatinizi çekti mi o açıklama? Sen dinledin mi Kemal abi? Dinledim de hiçbir şey anlamamıştım. Hiçbir şey anlamadım. Şimdi hele Galatasaray'ın yaptığı resmi açıklamadan hiçbir şey anlamadım. Şimdi iletişim dedik ya demin. İletişim işte. İletişim çok önemli. Galatasaray kulübüyle yöneticisi arasındaki iletişimsizlikten kaynaklanan neden. Galatasaray yönetimi 27 Aralık'ta çıkıyor. Diyor ki bu Türk futbol tarihine kara bir leke olarak geçmiştir diyor. Aynı kararla ilgili Sedat Doğan tahkim kuruluna girişte bir açıklama yapıyor. Yapmış olduğu açıklamada aynen şu şekilde. Tahkim kurulu diyor Meraleş'le ilgili bir karar vermiştir. Hemen hemen aynı olay benzer bir şekildedir. Biz
tahkim kurulundan aynı adil davranışı göstermesini bekliyoruz. Cümle aynen böyle. Bakın, Melo ile ilgili Sedat Doğan tahkim kuruluna perşembe günü yapmış olduğu itirazın ardından federasyonun kapısından çıkarken televizyonculara, televizyon mikrofonlarına şu açıklamayı yapıyor. Diyor ki, Meveleş ile ilgili tahkim kurulumuz bir karar vermiştir görüntülere bakarak. Melo ile ilgili hadise de benzer bir hadisedir. Tahkim kurulu da tıpkı Meveleş'te olduğu gibi aynı hassasiyeti, aynı adil davranışı göstermesini bekliyoruz. Şimdi bir taraftan yönetim kurulunuz size 27 Aralık'ta çıkıyor, kamuoyuna açıklama yapıyor. Diyor ki Meveleş'le ilgili verilen karar bir kara lekedir Türk futbol tarihine sürülmüş diyor. Öyle değil mi? Evet. Siz de diyorsunuz ki adil davranış. Nasıl oluyor bu? Adil davranıştan kastı onu nasıl indirdiyse bunu da indirmesi lazım olamaz mı? Sence öyle mi? Olamaz mı? Öyle algılamış. Ama bak önce şimdi, diyor ki kara leke sürmüştür indirerek diyor. Şimdi, öyle mi cezayı? Şimdi evet. Bir Galatasaraylı. Şimdi ben bu konuda bir çelişkiye düştüm. Yine tıpkı Ümit abi gibi Galatasaraylı olan bir arkadaşımla bunu konuştum. O da aynı Ümit abi gibi yaklaşım gösterdi. Hatta bir tanesi dedi ki ironi yapmıştır dedi. Ama cümleyi söylüyorum size. Biz de gördük ki bizim futbolcumuzla ilgili de böyle bir şey yok. Biz de aynı hassasiyeti, aynı adil davranışı tahkim kurulundan bekliyoruz. Demek Meveleş konusunda tahkim kurulunun adil bir davranış gösterdiğini söylemek istiyor. Evet. Öyle mi? Öyle, öyle mi değil öyle. Ve öyle işte. Yani bunun sağa sola çekilecek şeyi yok. Öyle tabii. Yani diyor nasıl... ki onun adil davrandın, aferin onun cezasını indirdin, benimkine de adil davran, benimkini de indir diyor. Peki işte ben dedim ki 27 Aralık'ta yapılan açıklamada Türk futbol tarihine sürülmüş kara bir leke diyorsunuz. Geçen hafta Perşembe günü öğle saatlerinde bunu söylüyorsunuz, ceza onaylanınca kara leke 2 diyorsunuz. Bak neden oluyor bunlar biliyor musun sevgili Tahir? Şimdi yabancı basını Ümit de takip etmiştir yani. Ben 14 sene Lekib'in Türkiye muhabirliğini yapma şerefine ulaştım. 18 tane kulüp var değil mi Fransa Ligi 1. Ligi'nde orada. Abi Marsilya'da X konuşurdu. Paris Saint Germain'de Y konuşurdu. Bilmem Nantes'ta Monsieur bilmem kim konuşurdu. Veya teknik direktör. Abi benim kulüplerim öyle ki. Buradan 3 tane başka yönetici, buradan başkan, oradan 2 tane, buradan 4 tane birini... Yani o zaman ne oluyor? Birinin söylediğini öbürü tekzip ediyor. Şuradaki gibi. Evet. Biri yani, siyah, biri beyaz ya. Bu konuşmayın kadar. Abi ya. Ya konuşmayın ya. Yok mu sizin bir tane açıklama yapacak basın? Yani bir Avrupa'ya, Batı'ya bir dönün ki bu koca Galatasaray Kulübü yani Batı'ya açılan penceremiz değil mi? Okul mokul ya falan. Peki, yani yapmayın bunu ya. Meseleye şu açıdan baksa konuşma yanlış olabilir. Abi. Söylediği retorik, seçtiği kelimeler bir belagat sorunu üretmiş olabilir. Dediği açıdan bakarak da feci bir duruma da düşmüş olabilir. Birisinin karar merciğinin bana tükürdü demesiyle birisinin gelip yüzünü sildiğine göre tükürmüştür arasındaki eşitlik bu mudur? Eşit mi olmalı? Abi o bu başka. O yani Ümitçim, o olayı ama o, çıkan karar eşit. Ama hayır ben karar... Ama burada diyor ki ona adil davrandınız. Evet. Bize 11 maçı 4'e diyor. İndirdin diyor. Evet. Yok, 11 benim de 4'ü 2'ye indirdin diyor. Bir dakika bak. Aha. Orada yanlış söyleyemedim. 11 maç 4'e inmedi. Evet. 8 maç biliyorsunuz. Yani, tabii. Hayır orada diyor ki şu halkayı görmedin diyor. Görmezden geldin diyor. Bende öyle bir hareket de yok şunu diyor. Şunu söylüyorum. Ben hakeme de yapmadım. Ama, bir şey söyleyeyim şu şekilde gidelim. Bu yaptı yani Meireles'le ilgili tahkimin aldığı karar için yüz karası tarihi lekedir öyle mi? Öyle mi? Yani öyle diyorduk değil mi? Öyle diyor ama sonradan da diyor ki oraya adil bir davranış gösterdim diyor orada. Yaptınız burada da yapın diyor. Abi hangisi doğru bunlardan? İşte bir konuyla ilgili 9 kişi konuşursa bu olur. Hı. Bir konuyla bir kişi konuşur. Çıkar açıklamasını yapar. Sevgili orada, Sedat Doğan sorarlar. Yan açıklama Sedat yapacağım. Doğan bir hukukçu. Hadi eyvallah der gider abi. Babası da çok önemli bir hukukçu. Ya biliyorum tanıyorum ben. Ama derdini seçtiği kelimeler itibariyle doğru anlatamamanın sıkıntısını yaşıyor. Düşersin abi. Biz de zaten yanlış anlamak için baktığımız zaman yanlışı bulmak üzerine uzmanız. Gazeteciyiz çünkü. Abi, söylediğinden abi. Bir şey çıkartacağız. Ve çıkartabilecek malzemeyi de bize veriyor. Tamam kabul ediyorum.
Bu meselenin özünü niye ıskalattırıyor bize? Meselenin özü ne? Bir, karar verici adamın yüzüne tükürüldü diyor. Benim yüzüme tükürdü diyor. Adam üstelik bir de ikinci defa söyledi diye de etik kurula veriyorsun. Öbürü de diyor ki bunun yüzüne tükürdü herhalde çünkü sildi yüzünü. Kanaat bu. Öbüründe kanaat da yok. Tamam sen şu anda çok güzel doğru yerden gidiyorsun Ümit abi. O zaman ben de şunu söylüyorum. Şimdi çelişki 2. Siz o günü Galatasaray Kulübü Meraveş'e ilgili karar verdiğinde bir talihsiz bir takım Galatasaray Kulübü. Tıpkı 105. maddede olduğu gibi geçen sene. Hı. Bu sene 103. madde. Böyle bir madde disiplin talimatına konulamaz. Böyle bir maddenin FIFA ve UEFA'da yeri yoktur. Asla olamaz diyorsunuz. 3 gün sonra çıkıyorsunuz Fatih Terim'in cezasından dolayı efendim 103. madde gereği biz Fatih Hoca'nın cezasının ertelenmesini istiyoruz diyorsunuz. Ve Meraveş'le ilgili karar açıklaması yaparken o zaman Galatasaray Kulübü, ben şimdi tam metnini okuyacağım. Orada şunu söylüyor. Çok önemli bir şey söyleyeceğim Ümit abi. Diyor ki hakim raporlarına rağmen yapılan bu indirim diyor. Ne demek istiyor Galatasaray Kulübü? Kardeşim Meraveş konusundaki duruşu şuydu Galatasaray Kulübü. Hakim raporunu yazmışsa o geçerlidir, o esastır. Öyle mi? Evet. Peki burada senin kalıbın bu. Peki o zaman Melo'nun gördüğü kartta hakem raporu niye esas değil? Niye görüntüleri oynatıyorsun? Kart taneleri gözüküyor, gözükmüyor diyorsun. Senin için yanlış niye emsal oluyor? O zaman diyeceksin ki hakem raporu esastır. Sen yayından önce söylemiştin. Esastır, bu şekilde yazmışsa biz bu konuda itiraz dahi etmiyoruz diyeceksin. Benim abi, adalet anlayışıma göre de şöyle bir durum var. Bir yasa çıkacak. Diyelim ki hırsızlara yakalandığı zaman itiraf ettiğinde eline de 4 kere cetvelle vuracağız. Şimdi bu yasaya diyoruz ki ya olur mu böyle bir şey ya? Çaldığını tazmin etmeyi de ekleyelim. Hayır diyor, yasa böyle çıkıyor. Ben bu yasaya bunu da ekleyelim, karşı çıktım diyerek çıkmış ve mevcut olan yasa, aa ben bundan yararlanmam olur mu? Ha şöyle diyelim o zaman, ben de geldim Galatasaray Kulübü'ne bir sual sorma hakkım var diyelim değil mi yönetim kuruluna. Evet. Herkes bir tane soruyor. Ben de şunu sordum. Sayın işte Ünal Aysal ve yönetim kurulu, sizce hakem yazmış olduğu rapor esas mıdır? Dedim. Evet. Ne diyecek şimdi? Evet, esas diyordu değil mi? Tabii esas. Esas o zaman Melo konusunda niye esas değildir diyor. Görüntüleri önüne koyuyor. Hakemin raporunda ne yazıyor? Diyor ki ben düdüğümü düşürdüm, görmedim, yardımcı söyledi. Tamam söyledi, tükürdüğünü söyledi, ben ne attım diyor. Evet, yani yardımcı tükürdüğünü söyledi. Tamam diyor. Yani orta hakem veya yardımcı hakem. Yardımcı hakemin raporu söylemeye esas olmuyor mu? Hayır, o zaman öbür rapor niye esas değil, bana tükürdü diyor. Ya tamam ben de 30 diyorum ki santimden 20 santimden haklısın, bana tükürdü. Ben de orada diyorum haklısın evet, diyorum. Evet. Sen de bir duruş sergiliyorsun. Çıkıyorsa 27 Aralık'ta açıklama yapıyorsun. Yani diyorsun ki hakim raporu esastır. Hiçbir şekilde bunun önüne geçilemez diyorsun. Ben evet, de amenna diyorum. Tahkim kurulunun yaptığı da rezillik diyorum. Böyle değil mi? Nerede? O zaman niye bugün Fenerbahçe'nin i̇şte söylediğini söylüyorsun? Hakem raporuna inanmayan bir mekanizma varsa buna da inanma o zaman diyor. Emsal var. İşte yanlış emsal olmamalı o konuda. Yani birinci sen emsal yanlış. Niye ikincinin yanlışını öne çıkartıyoruz? Birinci yanlış bir emsal var. Hırsız affedilir. İyi. Şimdi öbür hırsız çıkıyor. Ben niye affedilmiyorum ki diyor. Ben başka bir şey söyleyeyim. Ben bu konuda sezgimi söylüyordum. Bugün Galatasaray Yönetim Kurulu Melo konusunda erteleme isteseydi Melo'nun cezası %100 ertelenirdi. Niye istemedi? O başka. Bu şey içinde hukuki bir tartışma. Kimi ertelendi? Lua Lua'nın ertelendi. Skandal. Skandal. Böyle bir şey olamaz. Ama bundan işte Karabüklü Lua Lua olduğu için bu kadar konuşulmuyor, tartışılmıyor. Bak bugün not edin. Tahkim kurulunun erteleme ile ilgili gittiği yol Futbol Federasyonu'nun başını yiyecek. Tabii. Bak yarın öbürsü günü Fener Beşiktaş Galatasaray şampiyonluk yarışında bak ne skandallar yaşanacak. Ve UEFA ve FIFA'da da böyle bir uygulama yok. Ya bak şimdi bir de bunu uygulanacak yer var. Hı hı. Bir de uygulanmayacak yer var. Şimdi şunu söyleyeyim ben sana. Melo konusunda Galatasaray Yönetim Kurulu erteleme talep etseydi %100 ertelenirdi. Ertelenme ile ilgili şartlar hasıl olmuş.
Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Dünya futbol tarihinde olmayacak hadiseler olacak. Bak yazayım bir köşe. Bir de bu tükürük hikayesinde başka bir şey söyleyeyim. Çok ilginç bir şey. Bu da bizim yabancı futbolculara bakış açımızı gösteriyor. Bugüne kadar Türkiye'de yanlış hatırlamıyorsam 6 tane tükürük vakası olmuş. Kemal abi. Filipescu, Samsun sporlu Cenk'e. Nouma Gençler Birliği'nden İsmail Güldüren'e. Karev Sakarya Spor'dan Aytaç'a. Hacı Erol Ersoy'a. Mereleş Halis Özkaya'ya. Melo Oğuzhan'a. Bak hepsi 6 vaka, 6'sı da yabancı futbolcu. Bunu bize bir mesaj vermesi lazım. Demek ki yabancı kültürlerde tükürmek övgü yerine. Hı-hı. Hani var ya bazı hareketler sempati veya yerine getiriyor. Veya da bizim davranışlarımız onları şımartıyor da olabilir. Şimdi ben o zaman bir şey söyleyeceğim. Ben 4 tane Portekizliyle konuştum ayrıca. Öyle bir hareket yok. Hangi? Böyle Portekiz kültüründe başka bir anlama geliyor falan değil. Yok yok. Aynen Türk kültüründeki hareketi aynen yapıyor. Bak. Defalarca yapıyor. Bak şu var. Ve zaten karşı çıktıkları Adnan Öztürk'ün söylediği de tükürük değil. Tabii öbür hareket. Abi, o konuda bu hareketi yapan otobüse almam aynen, derken o. Aynen. O insanlar bazı medyanın bazı kısmı onu yanlış tarafa çekti. Evet. Söylemiş olduğu ben böyle oyuncuyu otobüse evet. almam dediği Sayın Adnan Öztürk'ün hadisesi tükürükle ilgili değil. Çünkü şunu söylüyor. Tükürük konusunu oğlum tükürme ayıptır diye çocuğuma anlatırım. Ama öbür hareketi ben çocuklarıma anlatamam. Tabii. Maça gelen çocuklara dedi. Burasını ıskaladılar. Hareket diye tükürmeyi algıladılar. Şimdi bakın burada keşke görüntü olsa elimizde. Meireles'le Melo'nun tükürdüklerini iddia edildiği anları durdurarak oynatsak. Portekizce'de çok ağır bir küfür var. Burada onu söyleyemeyeceğim. Portekizce söyle. Portekizce. İkisi de biri hakeme, biri rakibe. O küfürü ediyorlar Portekizce. Evet. Biri Brezilyalı, biri Portekizli. Brezilya'da biliyorsunuz Portekizce konuşulur. Tabii. Aynen yapıyorum ağız hareketini. Kelime böyle başlıyor. Puyla başlıyor kelime. Söyleyeyim mi kelimenin de ne olduğunu? Söyle. Putana. Evet. Aynen bakın. Putana. İkisi de biri hakeme, biri şeye, futbolcuya. İkisi de aynen bu lafı ediyorlar. Putana. Ağzıma bakın tükürük çıkar gibi. Şimdi terlemiş, siniri bozulmuş bir oyuncu. Onu da bırakın. Fiziksel bir olay bu. Putana derken ağzından tükürük doğal olarak çıkıyor. Cüneyt iki program kapanır mı? Yok ya baksınlar. Şimdi yayıncı kuruluş var ya hani meşhur. Oynatsın ikisini de yan yana koysun. Ağız hareketlerine baksın. Çünkü kelimeyi biliyorum ben. Evet ben de biliyorum canım. Sen de biliyorsun tabii, kelimeyi. Tabii. İkisi de o kelimeyi söylüyor. Ama o kelimeyi söylerken ağzınız hani biz nasıl puu deriz ya. Hani. Aynen öyle. Baksınlar. Ama takvimde tabii bunu... Ya maçın 60. dakikasında hakemin yanına git, rakibin yanına git. Pres oğlum pres de iki kere tükürdün diye gittim mahkemeye. Bak P ile başlayan her kelimenin kullanılışında ağzından insanın gayri ihtiyari bir iki tükürük damlası çıkabilir yani. Nedendir insanlar tu sana demez. Puh sana. Puh. Puh tabii öyledir. Yani ben özellikle bir yayıncı kuruluşta veya TRT'deydi yalan söyleyeyim. TRT kullanıyor ya şeyleri. Görüntüleri. Orada çok dikkatli böyle 15 dakika dikkatle izledim ve kelimenin ne olduğunu da biliyorum. Dedim ki bunların ikisi de biri hakem. Hakeme ve rakip oyuncuya bu lafı söylemenin cezası nedir onu bilmem. O ayrı hikaye. Enteresan olan bir şey. Bak geçmişte söylediğim tükürük vakalarını hatırladınız mı? Bir dakika evet, geçmişte. Evet. Filipescu, Nouma, Karev, Hacı. 4 tane. Popescu bilmiyorum. Popescu'yu bilmiyorum. Yok Filipescu doğru. Filipescu, Samsun sporlu Cenk'e, evet. Nouma Gençler Birliği'nden İsmail Gündüren'e, Karev Beşiktaş'ta Sakarya sporlu Aytaç'a, Hacı de Erol Ersoy'a. Cezaları eşit bir. Bak yok başka bir şey söyleyeceğim size. 4 tanesi kulüp yönetim kurulları tarafından 4 dakika bile tartışılmadı, gündeme getirilmedi. Bu tamamen zamane yöneticilerinin getirdiği durumdur. Hiç oynattık mı biz Filipescu'nun şeyini? Nouma'nın, Hacı'nin. İnan bir tanesini geçenlerde videodan buldum, Google'dan buldum.
Hiç belli bile olmuyor. Hiç tartışmadık bile ya. Ama onlar hakikaten tükürmüş olabilirler. Ama bak diyorum, bunların kendi lisan, ana lisanlarında kullandıkları bir kelimenin, bir küfürün ağızdan ilk hecesi pu diye çıkıyor abi. Bak pu, biz niyet basıyoruz. Ama bugün pu. Bizi bunları tartışır hale getirdiler. Ya getirenler kulüp yönetim kurullarıdır. Bizler falan değiliz gerçekten. Tabii canım. Kulüp yönetim kurulları, dönemin federasyonu, dönemin tahkim kurulu, disiplin kurulu. Dönemin nesi? Futbol federasyonu. Ha. Bunlar yani, bunu bize tartıştıran bunlar ya. Ama bak bugün bir kez daha altını çiziyorum. Bunu hafta içi birkaç kişiye de söyledim. Bakın bir futbolcu kırmızı kart görsün. Disiplinden ceza alsın. Önümüzdeki hafta oynama ihtimali vardır arkadaşlar. Ertelenir değil mi? Ertelenme şansı vardır. Artık bundan sonra gel oynat bakayım. Bunun için ben taktiği de vereyim. Sadece sicilinin... Hayır. Sarı kartlı bir kez olduysa... Üç tane şey var. Sicilinin sabıkasının temiz olması. İlk defa alıyor. Bir, ya ilk defa, ikinci defa. Mesela ikincisi bundan pişmanlık ve üzüntü duyması. Üçüncüsü de bunu kabul etmesi. Bakın Fatih Hoca geçen sene Tolga Özkalpa'ya soyunma odasında, koridorunda çok ağır küfürler ediyor ve gidiyor tahkim kuruluna. Evet, ben bunları söyledim. Bunlardan dolayı üzüntü duyuyorum diyor ve cezası erteleniyor. Adam gidiyor, kafa vuruyor. Çok sinirliydim diyor. Kafayı vurdum diyor. Erteleyin diyor. Ya olacak şey değil. Bir futbolcu kırmızı kart görürse atılır değil mi? Bir dahaki hafta otomatikman oynamaması gerekir. Tabii. Öyle değil mi? Peki bir teknik direktör bir maç içinde tribüne gönderilmesi, teknik direktörün hakem tarafından kırmızı kart görmesi anlamına gelmez mi? Öyle olması lazım. Öyle oyun alandan ihraç ediliyor. İhraç ediliyor. Tabii. Bu kırmızı karttır. Peki o teknik direktör bir hafta sonra mutlaka cezalı olması lazım. Bir maç en azından. Nurullah Sarlam Mersin İdman Yurdu'nun başındaydı. Bir hafta sonra maçı takımın başında Mersin uzakta olduğu için. Mersin uzakta oldu. Ama ne olacak biliyor musunuz? Bak burada neden bahsedeceğiz? Bak, Allah bize ömür verirse ileriki haftalarda gömleğin yanlış düğmesinden bahsedeceğiz. Bahsedeceğiz, doğru. Bu bugün 10 Şubat mı? Bu ne gömlekmiş ya? 2 senedir yanlış. Abi, öyle işte abi. Kaç düğme var bunda ya? Aradan sonra devam edelim biz o gömleğe. Ve 89'da Olcay'ın yerine Muhammed geliyor. Şimdi isim söyleyeceğim, bana kızacak Ümit. Onun için isim söylemiyorum. Bir yorumcu diyor ki, niye kızayım ya? İşte diyor 13 yaşında diyor alacaklardı diyor. İşte, bilmem işte Muhammed Barcelona. Ya kardeşim, Muhammed'i Barcelona'ya almayışlarının sebebi Muhammed'in kalitesizliği, bu işi beceremeyeceği değil. Adam konuştuk diyor ki, beyefendi diyor, siz Messi'yi kaç yaşında tanıdınız diyor. Kamuoyuna, bana, gazetecilere. Bir de uzaktaki insan. Biz de diyoruz ki galiba 19. Yani hocam. Biz 13 yaşında gelmiş. 13 yaşında. Bir diyor Messi bize 13 yaşında geldi ama siz diyor piyasa 19 yaşında gördünüz Messi'yi diyor. Bu kardeşimizi, bir çocuğu biz alacaktık ama diyor Türk televizyonlarının bir numaralı malzemesi oldu bu çocuk. Kundak'ta tanıdık neredeyse. Evet. Onun için almadık diyor. Öğrenin bazı şeyleri, öyle televizyonlarda atıp tutmayın. İsim söylemeyeceğim, yine kızıyor çünkü. Söylemeyin, söz hakkı da ki neyse. Bu Uğur Melek mi? Ya bak şimdi ya Ümit ya hakikaten. Sen ondan bahsediyorsun. Bilmeden ahkam kesiyorlar. Bir öğrenin ondan sonra. Sorun açın. Barcelona'nın altyapısının başındaki kişi. Böyle bir şey yok değil mi? Sarı karttan cezalı olan Meireles var. Hayır. Galatasaray'la ilgili. Yok, konuşuyorum. O zaman Drogba yedek kulübesinde oturabilir gözlükleriyle. Gelecek hafta. Ne var? Emelike Ankara Gücü maçında devrede çıktı yani, sakatlanıp çok feci şekilde. İkinci devrede kulübeye nasıl geldiğini gördünüz mü? Hatırlıyor musunuz? Kulağında Walkman, gözünde güneş. Kim? Gözlüğüyle geldi Emelike. Hani sakatlandı ya Fener maçında oynayamadı. Şu Galatasaray ligin ikinci yarısının ilk maçında ne olmuştu? Bir versene, oynatayım ben onu be. Sakat oyuncu, gönlünde gözlükler, kulağında Walkman, kulübede oturuyor. Arada bir de yerinden fırlıyor, o gol kaçar mı, atılmaz mı diye. Diyor ya Fatih Hoca bugün. Evet, derbi 26-27 yaşında bir adam yürüyemez. Yürürse yanıma gelir diyor. Ama ne yaptı? Bak, sevk ve idare usulüdür işte. İki maç çekeceğini söylemedi. Cezalandırdığını da söylemedi. Biz hissettik tanıdığımız için. Ve bugün de iki gol attığı maçtan sonra afişe etti. İşte sen busun. Böyle oynayacaksın. Çok önemlisin. Demin içeride de konuştuk. Yanında oturttu. Evet. Evde değil. Yani oyuncusunu şikayet etmedi. Yanında. Ne zamanki oyuncu patladı bugün.
o zaman şikayet etti. Tabii. Bu işte bir insani bir faktör. Hiç oynatmazsın. Çünkü malzemen insan tabii. Ya. Hiç çoluk oynatmazsın tribünde oturur. O ama yanında oturtuyor. Tabii. Yani ne derler bir laf vardır bizim şeytan azapta gerek diye. Anladın mı? Yukarıdakine de diyor ki geldin ama Şampiyonlar Ligi'nde gol kralında Messi ile aynı sayıda gol atmış adamla tabii. Oynayacaksın. Onu kesmen lazım. Drogba'ya da mesaj var. Yani her şey var. Hepsi insani değerler. Çok önemli ya. Yani. 88 takım demişken dakikada gireyim mi? Girmiş tabii. Şimdi maç oynandı. Çarşamba akşamı kaybettik. Perşembe günü ben işte öğlen vakti çıktım. Bizim çay ocağımız vardır mahallede. Herkes orada toplanır. Veysel diye bir kardeşimiz var. Bize çaylarımızı getirir. Demli harika çaylar. Daha beni görür görmez günaydın falan derken ilk lafı. Ya dedi Kemal Hoca ya dedi. Ya dedi benim bildiğim dedi bir hazırlık maçında önce kafadaki eldeki malzemeye göre ideal hani düşünülen 11 ile başlanır. Sonra dakikalar zaman ilerledikçe sonuca bakmadan hani bu takımın içinde kimlere yer verebilirim bazıları sakatlanır veya cezalı olursa filan diye diğerleri oyunu alır dedi alınır. Ama dedi bizim hoca tuttu tam tersini yaptı. Bu ne biçim antrenörlük dedi. Çekleri şaşırtmak için yaptı. Ha ben de oturdum bunu gazeteye dedim ki bugünkü yazım Veysel'in sözleridir diye oturdum yazdım. Ama bakın sevgili Abdullah Avcı öyle diyeyim. Milli takım teknik direktörlüğüne atandığının ikinci günüydü bizim burada programımız vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Sen sordun ne diyorsun diye bana. Ben bir tek kelime kullan. Estağfurullah. Yani milli takım teknik direktörü olmak için bir ülkede hele Türkiye gibi futbola hayatını vermiş. %86 virgül bilmem kaçtır ben üniversitede bir araştırma yapmıştım. Yani futbolu Türkiye'de tutuluşu seyredi. %86 virgül nüfusu. 450 milyon dolarlık bir öyle mi yayın havuzun olduğu bir ülkede siz milli takım teknik direktörü olarak daha doğru dürüst bir kulüp takımı çalıştırmamış. Bakın doğru dürüst bir kulüp takımı diyor. Ve 6 yıllık o doğru dürüst olmayan kulüp takımında kendisi altyapıdan gelmiş olmasına rağmen bir tek tane ilgi çeken üç büyüklerin transferi peşinde koştuğu oyuncu yetiştirmemişsiniz. Ve sizi getiriyoruz milli takımın başına koyuyoruz. Bahsettiğim ülkede. Malta'da olabilir belki bilmiyorum. Allah sonumuzu milli takım olarak konuşuyorum. İnşallah hayırlı olsun. Ben de başka bir yere dikkat çekerek noktayı öyle koyalım. Koyalım. Dünyada majör liglerin hiçbirinde İspanya'da, İngiltere'de maç sonundaki basın toplantısına Şampiyonlar Ligi'nde olabilir bu. Ama liglerinde bir oyuncu tercümanla gitmez. Yani Mesut Özil toplantıya gittiği zaman evrensel dillerden birini tabii, konuşuyor. Almanya, İngilizce konuşuyor. Yani, İspanyolcayı da konuşuyor. Tabii. Şimdi tabii. Tabii. Öğrenir iki ay çıkartmaz İspanyolca gidip oradaki İspanyol yerel basın mensuplarına anlatacaksa çıkar. Şampiyonlar Ligi'nde sadece tercümanla maç öncesi bir gün önceki toplantı ve maç sonrasındaki flash interview'lar yapılır. Bizim milli takımımız bir gün öncesindeki oyuncuların katıldığı lansman toplantısında Türk oyuncu adı sanı Türk oyuncuya tercüman kullanarak basın toplantısı yaptığı için oynadığımız futbolu ve yeni yapılanmamızı birisinin bana tercüme etmesi gerekiyor. Bu soruyla da noktayı koyalım. Harika. Çok haklısınız. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere efendim. Şimdilik hoşçakalın.